Sana soramadım, sen nereden geldin Ali? Ben Eyüp'ten geliyorum. Eyüp'ten nerelisin sen? Tokatlıyım. Tokat'a da bir selam olsun. Ne kadar güzel. Özbekistan'dan evet. birisi var, Sinop'tan bir yarışmacım var, Samsun'dan Sizin var. Sizin için geldim Zuhal İyi Hanım. Ki geldin. Seni çok seviyoruz. Çok teşekkür. Ailecek, hepimiz Eksik olmayın tüm ailene sevgiler benden. Peki ne iş yapıyorsun Ali? Ben butiğim var. İnternet üzerinden satış yapıyorum. Online? Evet, online satış. Güzel. Nasıl satışlar? İdare eder. Yeni başladım. Bir sene oldu. Aslında ben muhasebeciyim. İkinci çocuk olunca işi bırakmak zorunda kaldım. Ay, evlisin ikinci çocuğun. Evet. Ne kadar oldu şimdi çocuklar? Biri 8 yaşında, biri 2,5 yaşında. Maşallah. Evet. Şu an tekrar mı? Ama evden çalışıyorsun. Evden çalışıyorum şu an. Ne güzel ama bravo çalışma. Yani evet. Bak diyor ki ben çok rahat relax takılıyorum diyor Hatice. Yok. Çalışmıyorum. Yok çalışmayacağım da diyor. Yok ben çalışırım. Çalışmayı Peki çalışmadan nasıl geçer hayat? Bekarsın da ne yapıyorsun yani? Zuhal Hanım ben mutfağı görmek istiyorum. Ben de diyorum. Vermiyorum arkadaşlar. Birini, bu arada mutfağım temiz ama mutfağa girilmesini istemiyorum. Özellikle rica ettim. İstemiyorum. Ben ev sahibi değil miyim? İstemiyorum. Tabii ki istemeyebilirsiniz tamam. ama bir şeyden bence korktuğunuz için olabilir. Yok korkmak lazım. Mutfağım temiz ama girilmesini istemiyorum arkadaşlar. Ama temiz olduğundan eminseniz. Tamam ama ben ev sahibiyim ya. Bir şey var ondan sonra. Ben ısrarcı olmayalım. Hani ev sahibi karar verir ya siz de misafirsiniz ya. Teşekkürler. Dünyada herkes misafir bence. Problem tamam. yok. Ne güzel işte o zaman ne güzel. Onu bilmek lazım değil mi? O ayrıca hepimiz misafiriz. Hepimize emanet edildi bu. Beden. O yüzden çok sahiplik şeyine girmeden bence bakalım. Hı. Ben mesleki olarak da mesela mutfağa bakmak isterim. Teşekkür ederim. Mesleğinizi iş yerinizde yapın. Burada orada değil. Orada yapıyorum zaten. Tamam ne güzel. Meraktan mesela burada bir girip bir kontrol tamam. etsek. Ben sizin mutfağınıza girmeyi tercih etmiyorum. Benim mutfağıma girebilirsiniz. Siz de benim mutfağıma girmeyin. Yok, benim mutfağıma girebilirsiniz ama bu puanlara da yansır yani haberiniz yansır olsun. Yansır mı? Tabii ki yapma yansır. Yapma ya. Yani göstermediği için bu sefer aklımda. Şüphe mi uyandı? Tabii ki. Mutfaktan tabii. puan kıramazsınız arkadaşlar. Tadlardan Yok. Ya da eksik menüm olursa puan kıramazsınız. Neden kıramıyoruz mesela? Nasıl? Mutfaktan puan mı kırılır? Yok bakabilirsek. Siz de eminseniz problem olmayacak aslında ama çok mutfağıma girilmesini istemiyorum. Ben mutfağa siz lezzete değil. Bakacaksınız. Mutfağı zaten belli değil. Şey değil. Yemekler yetişmemiş. Mutfakta yemekler yetişti. Yemekler yetişti. Pardon. Yetişmemiş de mutfağınızda bir problem var. Zaten ortalığı temizlediğim için üstüm yetişti. Tamam o zaman izin vermeniz lazım. Evet. Bu kadar ısrar ediyorlar. Arkadaşlar görmek ben, istiyorlar. Siz misafirsiniz lütfen afiyet olsun hemen geliyorum. Mutfağa izin vermemesinin sebebi yetiştiremediğinden dolayı dağılmıştır. Kendi zaten darmadağındı bizi karşıladığında. Biraz üzüldüm açıkçası ama yapacak bir şey yok. Ona göre de değerlendireceğiz. Mutfağa girmesi neden izin vermedi? Bence mutfak bir bomba gibi patlamıştı. İçerisi bir dağınık haldeydi ki o kadar da bize izin vermedi. Topladığına inanmıyorum mutfağın. Eğer ki toplasaydı bir insan topladığı anında buyurun gelin derdi. Muhakkak. Mutfağa girmemize izin vermemesini hiç hoş bulmadım. Bizi önlükle karşıladı. Mutfağı görmek istedim. Bu durumu hoş bulmadım. Aslında puanı kırsam hak etti ama kırmayacağım. Misafirliğinizi bilin oturun oturduğunuz yere içi çorba. Çiçeği çok mu aramış acaba? Ha masayla ilgili yorum almadık evet. bu arada. Beğenmediniz mi? Çok yani kasvetli. Yani 12 kişilik çok masa. Bahar masası görmek isterdim. Bahar'dan bahar masası isterler. Evet, simsiyah kendi simsiyah. De çiçek alabilirdiniz. Barış'ı çiçek. Çiçek gerçek mi bunlar? Bilmem bir eleyin bakayım değil mi? Yapay. Yapay. Ya. Biraz daha ebatlı olsa daha güzel olmuş. Küçük Bahar olmuş. Bahar niye bir renk bir canlı bir çiçek? Bu neden masaya bir şey? Bu peçeteler olmamış. 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 Eyvah. Ya canlı çiçekler soluyor arkadaşlar. Niye alalım? Niye solsun yani? Niye dökün? Bardaklarınızda lekeler ama duruyor. Ama bu burası bir davet bardakları masası. Arkadaşlar. Böyle bir masa kuruyorsunuz. Böyle evet, çok kirli bardaklarınız. Bardaklar kirli de demeyelim de. Leke duruyor. Kirli. Evet. Kirli olan lekeleri görüyor musunuz? Doğalanın. Gördüm ama bu makineden mi parmak izi acaba? Makineden mi? Çünkü ben sildim hepsini teker. Parmak izi mi? Evet. Parmak izi. Gürbüz Bey'e de sorabilirsiniz. Gürbüz ben hepsini sildim. Gürbüz. Zuhal Hanım yarışmaya başlamadan önce sildi. Silmiş. Alttan tutsa aslında bu olmayacakmış ama panik bir leke. O ne evet şurada bir leke var bak şuna leke diyebiliriz herhalde. Evet. Neyse birazdan bardakları şey yapalım. Evet, yıkarım. Ayran aşı çorbası. Evet. Menümüzün ilk yemeği ve haftanın ilk yemeği. Herkese afiyet olsun. Masa çok kasvetliydi. Masa düzeni çok yalandan yapılmış gibiydi yani. Peyderpey tamam gelecekler. Şunu koyayım üstüne. Koyayım. Hani hiçbir şey yok. Çiçek boyu çok yüksekti. Karşı tarafın tabağını göremedim. O anlamda çok iyi bulmadım açıkçası. Masa düzenini hiç beğenmedim. Bir çiçek alabilirdi, bir şeyler yaptırabilirdi, mumlar koyabilirdi, dekoratif bir şeyler koyabilirdi, parça bir şeyler koyabilirdi kendinden. Böyle koymuş her şeyi dizmiş ortaya. Buyurun gelin diyor. Masa düzeni kötüydü. Simsiyah bir masa örtüsünün üzerine renkli bir peçete koymuş ve ortada yapay çiçek önümüze dikmiş. Bardakları sildim dedi ama bardakları lekeliydi. Yeteri kadar özen göstermediğini düşünüyorum. Haydi bakalım. Önce ben tadına bakmadan bir yorum yapmak istiyorum. Yap. Çok yayla çorbası vari bir hem koku olarak
hem de görüntü olarak. Önce onu söyleyeyim, hiç tadına bakmadan. Tadına baktan sonra söyleyeceğim. Yaylavari diyorsun. Evet. Ayran aşı çorbası bu. Yayla çorbası yazsaydın doğru olurdu i̇şte, mı? İşte ben görüntüden öyle, kokudan bol naneli. Kesilmiş. Ve bundan nohut mu olması gerekiyordu? Kesilmedi arkadaşlar. Bahar Hanım bir de şey, ayran aşı çorbası, soğuk çorba yazmışsınız ama sıcak soğuk çorba diye bir şey yazmadım arkadaşlar. Soğuk yazmıyor ama genelde soğuk servis. Evet, normalde ayran aşı soğuk olur. Evet. Olur mu? Gidin bazı yörelerde sıcak, var. Bazı yerlerde aynen. Soğuk. Hı. Erzincan yöresine ait diye biliyorum ben. Erzincan yöresine değil, Bitlis yöresi. Annem böyle yapıyor benim. Öyle mi? Sıcak. Bu şekilde içiyor. Erzincan'da soğuk servis ediyor, öyle biliyorum. Nohutlu olan. Evet, yani ama benim bilim nohutlu olan bu buğdaylı olan, sadece buğdaylı olan buğdaylı. Şey olan. Buğdaylı da soğuk ikram edebilirsiniz. Ya yani. Tercih meselesi. Ben orada zaten tercih etseydim soğuk diye tercih yazardım yani. Ilık mı servis etmek? Ilıksa okey. Ilık problem yok. Sadece bildiğimizi söylemek üzerine. Tabii tabii. Ilık dedi. Ama şunu söylemek isterim. İnanın yayla çorbası içiyor gibiyim şu an. Yapma ya. İnanın yayla çorbası. Ama şimdi yoğurt ve naneden dolayı mı öyle hissettin acaba? Zaten dereot olması gerekmiyor mu bunun içinde normal şartlarda? Yok. Yok. O şey yöreden yöreye. Belki de. Değişir. Ama bu çorba kesilmiş gibi. Kesilmiş mi? Kesilmiş gibi. Kesildi mi? Ya kesilir mi? Yani şöyle bakın. Ya da ılık olduğu için mi yani? Kesilebilir. Çorbanız hem kesik hem de çok ekşi. Evet. Ekşi. Aşırı derecede ekşi. Şöyle bakarsanız Bahar Hanım kaşıkta kalıyor bu şekilde. Pütür pütür. Evet. Siz de görüyorsunuz. Aşırı derecede ekşi. Arkadaşlar bu köy yoğurdu getirdim. Kendim getirdim. Ha sen kendin mi getirdin? Evet köy yoğurdu. O yoğurtlar biraz daha ekşi. Bilerek ekşi şey yaptım. Çünkü köy yoğurdu o şekilde. Çok ekşi değil. Çok ekşi. Bu ekşinin ekşisi yani köy yoğurdu olabilir ya getirdiğiniz yerde daha fazla ekşi seviyorlar. Kalmış. Evet. Yani bu yani çok aşırı derecede değil. Bozuk bir ekşilik gibi mi? Hani evet. Sürekli marketten yediğiniz için belki o yoğurtları alıştırmışsınız. Damağınız ona mı? Kendim evet, yapıyorsunuz? Kendiniz aşçıymış. Yapıyorsunuz ama ekşi olduğunu bilirsiniz. Ya bu kadar bu kadar ekşi olmaması lazım. Aşırı olur ekşi mu? Öyle yani. Olur mu? Yani köy yoğurdu dediniz kendi mayaladığınız aynen. Yoğurt öyle olur. Şeyi yani bağlarken çok iyi çırpmanız lazım. Çok pütürlük yok sanki. Pütürlük evet, yok çok ya. İyi çırpması lazım evet. Ya da o kaymak arkadaşlar bakın ben yine söylüyorum pütürlük yok bunda. Yoğurt kesilmedi. Kesildi mi Gürbüz? Kesilmedi Zuhal Hanım. Kesilmedi diye. Kesilse zaten pütürlük yok. Bunda pütürlük yok şu an. Ama yoğurdun ekşiliğinden mütevellit. Kaynar ilave etmedim. Kapattım altını. Ya da iyi çırpmamış. İyi çırpılmamış olmaması imkansız yani güzelce çıktı. Bana kesik şey olarak geliyor. Pütürleri çok fazla var. Tadı nasıl? Ekşi. 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 Ben şeyi alamıyorum, lezzeti alamıyorum lezzet o ekşikten. Alalım. Evet. Anladığım kadarıyla beğenmedin. Romcom. Baskın. Beğenmedim. Daha beğenmedi. Eyvah. Peki sen nasıl buldun Alev? Yani çok ekşi gerçekten arkadaşlara katılıyorum ama yenilecek gibi değil, lezzetli. Yani ayran aşı çorbası olması gerektiği gibi yapmış bence. Bence olmuş diyor Ali. Sen ne diyorsun Koray? Ben yine başta söylediğim gibi yayla çorbası içiyor gibiyim. Hiç ayran aşı evet. Gibi değil. Ben buğdayları da hazır almadım. Mesela buğdayların haşlanması nasıl? İyice haşlanmış mı? Diri şey, mi kaldı? Yumuşaklığı evet. Falan yok. Dire değil. Gayet çok yerinde. Güzel. Onda bir problem yok. Dediğim gibi hani o çorba tadı değil benim için. Bildiğin yoğurt çorbası. Ayran aşı içiyormuşum gibi hissetmiyorum değil, diyorsun. Değil. Gerçekten restorana gittiğinizde bu şekilde çorba hiç içmediniz mi? Çok defa içtim ama adı yayla çorbasıydı mesela. Yayla çorbası onda pirinç oluyor. Pirinç olur. Bunda da buğday. İşte, yani ben biraz aslında aynı satıyor. Mantıkta sadece buğdayı haşlıyorsun. Evet. Ve ben buğdayı tam 1,5 saat falan haşladım. Yani aslında benim biraz... Dediğim gibi ılık olmasıyla da alakalı olabilir. İstesem ben hazır da alardım, suyu böyle süzerdim, atardım yani. Bu da sizi daha tatmin ederdi bence. Tatmin olmadın mı şu an Koray? Yani çok tatmin olamadım ya. Olamadım. Kendi bildiğim bir doğrudan bahsediyorum çünkü. Sizin bildiğiniz doğru yayla ama ben şu anda siz buğdaylı içiyorsunuz. Bunun tadını baktığını söylemiyorsunuz. Siz de yayladan bahsediyorsunuz bana. Yani. Peki. Ya, Alev, aman Hatice. Ben bunun içinde nohut beklerdim. Nohutlu diye yazmadım. Yazsaydım evet beklerdim. Ayran aşı çorbası deyince nohut da oluyor. Yani, olanlar var ben olmayanından yaptım. Beklerdim. Evet. Bana da çok ekşi geldi. Gerçekten çok ekşi geldi. Ama pişmesi, kıvamı evet güzel. Buğdayların güzel. Güzel pişmiş. Güzel de pişmiş. Ama sevemedim. Ekşi. Ya keşke soğuk yapsaydı. Evet, hava da sıcak. Evet. Giderdi ya. Giderdi. Ya bu çünkü arada biraz evet. Sıcak mı soğuk mu ılık servis etmek istemişsin. Evet, doğru da. Havalar o kadar böyle bir kapalı bir açık. Gerçi doğru ben ılık hani servis etmedim. Etmek istedim. Ben de mesela ayran aşı deyince evet. Soğuk gelir hemen aklıma. Ama nohutlu da hatta evet. Buz bile atarlar. Evet. Nohutlu da evet ama buğdaylı da sen böyle yapmak. Bir sıcak bir soğuk. Tabii tabii değişiyor. Yok yok. Var var öyle sen böyle yapmak istemişsin de sanırım soğuk olsaydı birazcık daha hoşlarına gider. Derdi. Eline sağlık. Böyle verdim ama yeterli aha, midir? Yeterli evet. Ara yemeğin haşlama içli köfte. Şöyle alabilirim. Değil mi? Evet haşlama içli köfte. Aa, siirt usulü. Hadi bakalım. Benim bildiğim ayran aşı çorbası sıcak olmaz.
ılık bir çorbayla karşıladı bizi ve bu böyle oluyor dedi. Ve olabilir, lezzeti iyiydi, beğendim açıkçası. Onunla alakalı pek olumsuz bir düşüncem yok. Yoğurt çok ekşiydi ancak içilebilir bir kıvamdaydı. Ayran aşı çorbası bana göre, yine söylüyorum, soğuk servis edilmeliydi. Çünkü sıcak olunca biraz daha yayla çorbası gibi geldi bana açıkçası. Kendisi kabul etmedi ama gerçekten çok ekşiydi. Keşke köyden getirdiği yoğurt değil de normal hazır yoğurt kullansaydı bence bu kadar ekşi olmazdı diye düşünüyorum. Ayran aşı çorbasını beğenmedim. Ekşiliği çok yüksekti. Benim için hiç damağıma uyum olmadı. Kendisi kabul etmedi ama ekşiliği böyle olur diyor da ama olmaz. Olamaz, bu kadar ekşi olamaz. Yani iki tane üç tane limon koymuş gibi öyle bir ekşilik vardı ki yutamazsınız. Lezzeti bastırmış, çorbanın lezzeti yok.